Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugünkü uçuşumuzda Çıldır Havalimanı'ndan, Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkacağız. Yani Limatango Bravo Delta Havalimanı'ndan kalkacağız. Neyle kalkacağız arkadaşlar? 09 pist başından, tamam mı? 09 pist başından. Neden? Çünkü bakın bu açtığım çartta 09 pistine göre 09 pist başından Mist Approach Course'undan yararlanarak, bunu kullanarak kalkacağız. Bakın bu prosedürü birebir uygulayacağız demiyorum. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Bundan faydalanarak kalkacağız. Daha sonra ise ne yapacağız arkadaşlar? Okesa üzerinden Okesa One Foxtrot Arrival'ını uygulayacak şekilde Milas Approach gerçekleştiriyor olacağız. Ben böyle detayları bol bol veriyorum. İlk defa izleyen insan da bir şey anlayabilsin en azından diye. Bakın bu VR Zulu işte bu abi VR chart'ı ne alaka falan denirse yani bir fikir versin. Bir fark etmiyor. Ben 09'un VR Zulu chart'ında kullansam, VR Yankees'inde kullansam benim için önemli olan burada Mist Approach Course'u. Ben bunu kuleye söylediğim zaman kule bundan bir şey anlıyor. Tamam mı? Ne yapacağım burada peki? 0.85 radyalde 2600 feet'e kadar tırmanacağım. Sağa döneceğim. Daha sonra VR'a homing yapacağım. Daha sonra 6000 fite 6500 fite. Ben 6500'e gidiyorum çünkü genellikle şeye Milas'a. 4500'e de gidebilirsiniz. 8500'e de gidebilirsiniz. Uçağınıza bağlı, efendim, trafiğe bağlı, kulenin yönlendirmesine bağlı vesaire vesaire. Biz genelde 6500'e gittiğimiz için söylüyorum. 6500 fitte gideceğim. 6500 fitte VR homing yaptıktan sonra bakın burada da yazmış. Kalkacağım şuradan. 0.85 kursa. Bakın çarta bakıyorum şu anda. Şu kesikli çizgiyi takip edeceğim. Kesikli çizgi gibi 2600 fitte olacağım. Sonra döneceğim. Burada homingimi yapacağım. Sonra benim Mist Approach kursu işim bitti. Bu kadar. VR'a geldikten sonra. Peki nasıl devam edeceğiz o kesaya? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Haritaya bakacak olursak bir de hani ne yaptığımızı ne ettiğimizi de görelim madem. Şuradan haritaya da geçelim. İnşallah arkadaş açarsa. Haritamız şurada bir yandan gelsin. Chart'ımız, harita demeyeyim artık. Chart diyelim de hatır kalmasın yapan arkadaşlarım. Evet dostlar. Şimdi devam. Bakın şimdi. Şu chart gözükebiliyor mu bilmiyorum. Ben buradan bir gene bir snipping tool'umu açayım. Benim sevgili tool'um her zaman işe yarıyor. Şimdi dostlar. Şimdi Snipping tool aldığımdan daha rahat. Bakın çıldır burada. Görüyor musunuz? Lime rengi tam şey red alayım ben. Şimdi. Bak çıldır burada. Evet. Çıldır burası. Şimdi ben buradan o kalkacağım Mist Approach Course'a böyle döneceğim. VR'a tekrar homing yapacağım. Peki sonra gitmek istedim arkadaşlar bir Okesa Waypoint'im var. Bakın Okesa burada. Görüyor musunuz? Okesa'ya geleceğim. Akbük yaklaşması yapmayacağım. O kez zaman Foxtrot burada arkadaşlar artık bu saatten sonra bir waypoint'i kullanarak waypoint'le aracılığıyla buradan Milas'a geçeceğim. Tamam. Devam ediyorum. Amacım bu. En azından haritada kapatarsak gözüksün diye bunu açtım. Mist Approach Course'dan sonra geldikten sonra diyeceğim ki daha sonra Lauda One Uniform'u takip ediyorum. Tamam mı? Kulede bu şekilde rapor vereceğim. Nasıl rapor vereceğim? Diyeceğim ki we will işte atıyorum Tango Charlie Alpha Sierra Kilo will execute Mist Approach procedure and then işte Okesa One Uniform will and then proceed to Okesa. Tamam. Yani ben artık viewer'dan sonra 203 heading'e önleyecek şekilde bakın burada gözüküyor. 241 radyalı oturacağım. 203 heading'i takip ederek 241 radyalı intercept olup bak ne diyor? Proceed to Okesa diyor. Okesa One Uniform'u şurada okuduğunuz zaman görürsünüz arkadaşlar. Okunucu bunu takip edebiliyor mu? Tamam. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Sonrasında ise bakın burada zaten şeklen de gözüküyor. 203 Kors'a gel. Ya şurada highlight mı edebiliyorum, draw edebiliyorum değil mi? Ha. Bakın şurada Okesa One Uniform'u uygulayacağız dedik. Tamam mı? Okesa One Uniform'u uygulayacağız dedik. Burada 203 heading'i gösteriyor bana takip et. Bununla beraber ne yap diyor bana? 241 radyalı bakın 241 radyalı şurada yazıyor. Radyalı önle. Gel buradan Okesa Waypoint'ına kadar gel. Bu bir ne? Bu bir SID arkadaşlar. Bakın. Standard Instrument Departure. Bu buraya kadar sizi atar. Departure'ınız gerçekleşmiştir. Bundan sonra başka bir şekilde etmeniz lazım. Ne o? Hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bu chart nereden başlıyor? Bu chartsa arkadaşlar bizim uygulayacağımız ne? Okesa One Foxtrot dedik. Niye Okesa One Foxtrot uyguluyoruz? Çünkü Okesa One Foxtrot direct inbound'a sizi atıyor. Ne demek bu? ILS kursunun Final Approach Fix'ine direkt beni getiriyor. Hiç öyle holding yapayım, VR üzerine geleyim, bekleyeyim edeyim bir şeyin yok. Mis gibi geliyorsun. Yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu, airline olsam bunu tercih ederim şahsen. Bakın bu da Okesa noktasından beni alıyor arkadaşlar. Belli başlı şartlar dahilinde. Ne demek o şartlar? FE 813 diye bir noktaya getiriyor beni.
Daha sonra geliyor burada Arvut diye bir noktaya getiriyor beni. Diyor ki Arvut noktası diyor speed'in maksimum 200 knot olacak ve irtifam 5000 knot, 5000 feet olacak diyor. Sonra Otpev'e getiriyor. Otpev'de ne diyor? 4000 feet'te olacaksın diyor. Maksimum speed'in 200 knot olacak diyor. Yani benim şu anki uçağım Diamond 40 asla 200 knot'a vuramaz. Ama bir airline'sam, değil mi? Dedik ya en çok bunu airline'lar kullanıyor diye. 200 knot'tan daha yüksek bir sürata, şey maksimum 200 knot'luk bir süratle gelmen lazım diyor. Rockset yani final approach fix'te ise maksimum 385 knot'ta olman gerekiyor ve zaten FAF'ım 3600 feet'te olacak diyor. Peki Rockset'ten sonrası devam edeceğim. Bunun için ise arkadaşlar şu çarta geçeceğiz. Bakın çartların şeyleri burada arkadaşlar. Lima Tango, Foxtrot, Echo. Ben gene çizeyim de şey olsun bari. Bu sefer de farklı bir renkle çizeyim hatta. Turuncu ile çizeyim. Bakın yukarıda şey size söylüyor. Lima Tango, Foxtrot, Echo işte bilmem ne tarihleri bu olan 11'e 1 değil mi? ILS Zulu for runway 09er for runway 10 left chart'ı diyor. Bu bir Jepsen chart. Arkadaşlar bu chart'ı bulacaksınız. Bu chart da size neyi söylüyor? Diyor ki bak Rockset burada. Rockset'e kadar gelmiştik zaten. Benim için ne lazım Rockset'ten sonrası arkadaşlar? Bakın Rockset'ten sonraki alçalma burada bakın. Rockset final approach fix 102 inbound alıyor. 102 inbound'dan sonra gelip burada alçalacağım. Şurası benim minimum. Atıyorum buradan sonra devam edeceğim. Şimdi detay çok. Ben burada bir sürü şey anlatabilirim. Final approach course'um 102, localizer course'um 109.3, işte Rockset final approach fix'im 3600 falan. Buralara girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bununla alakalı 2-3 tane video çekmiştim ben. Jepsen chart okumayla alakalı. Oradan chart nasıl okunuyor? Ne manaya geliyor? Oradan isterseniz gidip bakıp kontrol edebilirsiniz. Hızlıca ben şu anda ne yapmak istediğime bakayım. Şimdi arkadaşlar XP'ye geçeceğim. Bunu artık komple kapatıyorum. Bu chartların çıktısı benim önümde var. Ben bunların briefinglerini de yapa yapa böyle mümkün olduğunca detay vererek, tamam mı? Mümkün olduğunca detay vererek bir uçuş gerçekleştirmeye, örnek uçuş gerçekleştirmeye çalışacağım. Hadi geçelim artık XP'ye. X-Plane'e geldik şimdi arkadaşlar. X-Plane'e diyorum ki dostum Lima Tango Bravo Delta'dan kalkacağım ben. Tamam mı? Bunu da hatta şunu yapabilirim. Diyebilirim ki ara boş ver. Vazgeçtim. 09'dan kalkacağım. 09'da diyorum. Beni at kardeşim. Tamam mı? Tamam at beni. Zaten otopilot uçacağım. Tamam mı? Uçuşumla alakalı detayları vereyim arkadaşlar. Cessna 172 uçağı. X-Plane'de uçacağız. Bunda Diamond 40 yok. Ben Diamond'ın desenen approach checklistini falan yapar mıyım bilmiyorum ama neyse fark etmez. Cessna'nın desenen approach checklistini yaparız. Eğer varsa bakarım. Otopilot kullanacağım tüm uçuş boyunca. Çünkü Okinawan Foxtrot arkadaşlar bir aslında RNAV yaklaşması. RNAV yaklaşması olduğu için aslında CDI deviation bar yani CDI'nin deviation barını orada Magenta deviation barı da takip edebiliriz ama genellikle bu tarz uydu kullanarak, uydu yardımıyla yapılan uçuşlarda otopilot kullanmak çok konforlu olur. Çünkü VOR gibi, NDB gibi, radyomanyetik dalgayla çalışan, tamam mı? Radyo frekansıyla çalışan cihazlar, atıyorum VOR, 20 nautical mile sonra güvenilmez. NDB, yağmur yağar, şimşek çakar, sinyali şaşar. Hayatta güvenilmez. Bearing verdiği bearing şaşar. Yani senin o yüzden minimaları bile işte 2000 feet, 2500 feet'te biter. Niye? Çünkü bir nottan sonra emin olamaz. O yüzden GPS candır. Daha precise'dir. O yüzden GPS'le uçmak tavsiye edilir. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle yapayım. Uçağın sesini biraz kısayım. Tamam mı? Şu şekilde uçakta settinglerimizi yapalım. İlk önce arkadaşlar ne dedik? O kez zaman Foxtrot yapacağız dedik. Aslında neyse ben settinglerimi yapmadan önce şunu yapayım. Normalde dostlar benim Childer VR'ım kaç abi? 113.85. Bunu chart'tan, Childer ID chart'tan bulabilirsiniz. VR chart'tan bulabilirsiniz. 113.85. Bunu bir içeri attım. Navike'ye geliyorum. O da Childer'a bağlı. Niye? Birisi giderse diğeri backup olarak dursun. Ve şu an Childer'dayım, kalkıştayım. En azından out of CTR olana kadar, CTR dışına çıkana kadar ya da TMA dışına çıkana kadar bu VR benim için önemli. Peki, Navike'ye neyi esayen edeceğim arkadaşlar? 113.70. Neden? Anlatayım. Çünkü arkadaşlar, ben Okesa'ya geldiğimi, GPS bağlantım giderse, GPS antenimde bir sorun giderse, VOR'la beraber recheck edebilirim. Yani GPS harici check edebileceğim. İkinci şey benim için, VOR radyalleri ve DME distance'ı. Okesa benim için, Childer VOR'una göre 27 nautical mile uzaklıkta ve 241 radyalde. Aynı zamanda India Mike Romeo, IMR VOR'una göre, bu IMR VOR'u İzmir'de. İzmir'de gibi VOR'a göre ise
153 radyalde ve 45 nautical mile'dadır. O yüzden Nav 2'ye IMR'nin frekansını, India Macromare'nin frekansını koyuyorum ki ola ki DUR'la ben bu noktaya check etmek zorunda kalırsam bunu kullanabileyim diye. Nav 1'de tutuyorum 116.70'e atıyorum. Peki niye oraya 116.70 atıyorum? Standby'ı boş durmasın. Bir noktadan sonra ben Bodrum'a doğru gideceğim. Aynı şekilde Bodrum'da ihtiyaç duyabileceğim frekans benim 116.70 VUR frekansı olabilir. Standby'a düşünün bunlar. Yedek. Yani lazım olursa diye atıyorum. Peki. Gelelim şimdi COM1-COM2 frekansına. Arkadaşlar ben ilk önce şunu çok rahat söyleyebilirim. Ground frekansına, Children ground frekansı olan, tamam mı? 121.900'e bağlı olacağım. Tamam mı? 121.900'den startup'ımı alacağım, taksimi alacağım, briefinglerimi yapacağım. Ondan sonra o bana zaten diyecek ki, taksi esnasındayken muhtemelen diyecek bana, contact tower diyecek. Tamam, o da nedir arkadaşlar bunun frekansı da? 124.500'dür arkadaşlar, tamam mı? Onu da set edelim ve şu anda full prosedür dediğim gibi maksimum derece detay verebilecek şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi ben şu anda farz edelim Apron 1'de, stand number işte ne bileyim 32'de bekliyorum. Tamam mı? Uçağımda dedim ki işte Children Ground, Tango Charlie Alpha Sierra Kilo, Request Engine Startup dedim. O da bana dedi ki QNH1013 Startup Approved for Runway 09 dedi. Tamam mı? Tamam, Startup Approved dedim. Çalıştırdım uçağımı, motorumu çalıştırdım. Checklistimi komple tamamladım. Checklistimi tamamladığımda işte bu benim demin yaptığım bütün settinglerin yapılmış olması gerekiyor aynı zamanda. Nedir onlar mesela? PFT'den Bearing 1'in, Bearing 2'nin, DM'nin açık olması. ADF testi, CDI testi, bunların hepsinin yapılmış olduğunu farz ediyorum. Tamam mı? Şimdi bir yandan da bunu beraber yapalım. Şimdi ben VUR1'de, Childer VUR'una göre ne demiştik Mr. Posh Course'da? Childer VUR'una göre 85 Course'da değil mi? 85 Course'da Mr. Posh Procedure'u uygulayacağım demiştim. Mr. Posh Procedure ne demiştim bana? 85 Course'da 2600'e kadar tırma, sonra VUR'a homing yap demişti. O zaman ne yapacağım? Course'um bir kere 85 olsun. Aynı şekilde heading'imde runway heading olsun. Heading bakımı da o yüzden karşıya alıyorum. Peki CDI 2 ne olsun? CDI 2 abi 153 olsun. Tamam mı? Niye? IMR'ye göre 153'te ben OKS'yi tespit edeceğim demiştim. İhtiyacım kalmazsa tekrardan çeviririm. Ama şu an ihtiyacım olursa diyor bir sonraki adımda bana ne lazımsa bir sonraki adımı setliyorum. Ne lazım olabilirse. Şimdi geldim daha sonra çıkacağım maksimum altitude ne demiştim? 6500. Tamam arkadaşlar 6500'e şu anda altitude'ümü set ettim. Ben mümkün mertebe kısa tutmaya çalışayım. Hiçbir şekilde arkadaşlar SID girmiyorum. Çünkü iki tane SID'nin birleşimi olacak. O yüzden onu girmeye ihtiyacı duymuyorum. VR'la ben devam edeceğim, tamam mı? OKS'ye kadar VR'la da gidebilirim. Şu anda neden peki SID girmiyorum? SID dediğim gibi bir Mist Approach OKS One Uniform var. Aslında OKS One Uniform'u da girebilirim ama yani gerekli mi değil. Biliyorum çünkü chartlar önümde, nipetimde duruyor. İki, niye Arrival veyahut da Approach'u girmiyorum? Çünkü arkadaşlar, Milas'a gidiyorum. Milas'ın bir atış frekansı var. Ben buradan kalkıp 20 dakika, yarım saat sonra hava değişebilir, pist değişebilir. Efendim sen misin? Pist değişirse ona göre Approach değişir. O kez Van Foxworth'u ben request ederim ama kule vermez. Der ki, airline trafiğin var sen onu kullanma der. Vermez. O yüzden atışı dinlemeden önce Arrival ve Approach'umu girmiyorum. Bazı arkadaşlarım bunları yerde girmek, girerek devam ediyorlar ama ben hocamdan böyle öğrendim. Bana da mantıklı geliyor. Çünkü girersin, havada tekrar değiştirmek zorunda kalırsın. Bir daha bir dert. O yüzden dinleyip emin olduktan sonra girmek daha mantıklı geliyor bana. O yüzden şurada MFT'deki arkadaşlar Departure'da girmedim. Arrival Approach'u zaten hiç girmiyorum. Atış frekansını dinledikten sonra gireceğim. COM2 frekansımı aktif ediyorum. Marker Multimu kapatıyorum. Herhangi bir şekilde ses gelmesin diye. Sonra arkadaşlar geliyorum şu löveyi kaldırayım. Şimdi pis başı yapıldığı için flap'i 10 flap alayım. Sesden 10 flap'la kalkar. Landing bütün ışıklarım açılmış, klerans alınmış gibi gözüküyor. Ben tabii taksi kleransından nasıl alındığını burada bir söyleyeyim. En azından hani dediğim gibi verebildiğim kadar detay vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar taksi kleransını alırken şöyle bir şey söyleyebilirim. Children Ground, Tango Charlie Alpha Sierra Kilo, Request Taxi and Ready for Flight Information dedim. Ground bana dedi ki ready to copy your flight information dedi. Hemen cevaben şunu söylüyorum. After departure it will be cross country flight to Milas via executing missed approach procedures and then OKS1 uniform procedures
Maximum altitude is going to be 6500 feet. Estimation time of arrival, işte atıyorum işte 1358 Zulu time, Tango Charlie Alpha Sierra Kilo gibi clearance verdim. Sonra taksiye başladım. Tren testlerimi yaptım, taksimi yaptım. Geldim holding point'a. Holding point'te beklerken son kontrollerimi yaptım. Son kontrollerimi yaptıktan sonra pist başına geldim. Tabi bu arada bir sürü briefingler var. O briefingleri yaptığımı farz ediyorum. Bu chartların aslında briefinglerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Briefinglerini yaptığımızı farz ediyorum. Daha sonra pist başına geldim ve şu anda ilk başta arkadaşlar safe altitude'a gelene kadar görsel, visual olarak yani VFR uçacağım. Safe altitude'a geldikten sonra IFR yani içeriye tamamen PFT ve MFT'ye bakarak uçuşu takip etmek durumunda olacağız. O yüzden hadi şu uçuşumuza başlayalım. Bakın yapılabilecek en büyük hatalardan biri şunu CDI 1'de tutmaya geri almayı unutmayın. Bunu ben çok yapıyorum. 0.85 course karşınızda olsun. Bundan emin olun. İsterseniz zoom in yapabilirsiniz. Scroll'u kullanarak isterseniz. Ben şöyle görselle kalkacağım için bir tık yukarı tutuyorum. Veriyorum throttle'ı. Gitmiyor. Demek ki freni şey yaptık. Parking freni release etmedik. Tamam release edelim. Peki. Clearance'ımızı aldık. Verdik full throttle şimdi. Full power. Take off power set. Engine parameters all in green. Speed align. 40, 45, 50, 55, rotate. Diyorum. Tamam. Şu anda pisti görerek, görsel alarak arkadaşlar, safe altta kadar 74 knot'la tırmanmaya çalışacağım. Tamam mı? Budur. Yaklaşık olarak 7.5 derecelere denk gelir pitch. Yani D-bar'ı tutacağımız yer olarak konuşacak olursak. 7.5 derece pitch up'larda safe out gelir. 400 feet'li Cessna için. 400 feet geldi. Landing light off. Flap up. Ben nerede tıklayabilirsem tıklayayım. Neyse önemli değil. Landing light off yaptım. Flap up yaptım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İçerideyim. Ne yapıyorum burada? Hemen 80 knot'u tutacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. Diyorum ki otopilot demiştim kullanacağım gibi. Kullanacağım demiştim. Flight level change. Tamam mı? 80 knot'a düşürüyorum flight level'ı. Sonra diyorum ki now gidilsin. Now da gidebilir. Autopilot diyorum arkadaşlar. Şimdi bıraktım bakın uçağı. Autopilot bana ne yapacak? O flight level change'de 80'e kadar tırmanacağım diyor. Yani şu an mouse'un ucunu şey yapayım. Mouse'u görebiliyorsunuz gibi tahmin ediyorum. Şimdi ne komut vermiş oldum? Flight level change bu normalde uzaya kadar sizi tırmandırmak ister. Tabii ki uçağın o kadar tırmanamayacağı için. Ama neyle tırman diyor? Flight level change. Evet, flight level change. Yani tırman. 80'le tırman. Ve 6500 feet geldiğinde altitude moda geç. VUR'a göre navigate etmeni diyor. Peki VUR'a göre navigate etmek ne demek? 113.85'in bağlı olduğu NAV1 şu anda bana bağlı. Onu önleyecek şekilde devam et diyor. Bu kadar basit aslında arkadaşlar. Bakın deviation bar şu anda ortaya gelecek şekilde, bakın ufak ufak geliyor, bilmiyorum siz fark ediyor musunuz? Onu oraya getireceği şekilde heading'i tutuyor. Ya, bu şekilde 2600'e kadar devam edeceğiz. 2600'den sonra sağdan dönüp VR homing yapacağız. Sonra VR homingden sonra da tekrardan OKSA One Uniform'un bize söylediği gibi arkadaşlar 241 radyoyla önleyeceğiz. Ben burada heading'i tercih edeceğim arkadaşlar. Niye heading'i tercih edeceğim biliyor musunuz? Çünkü 2600 feet gelmek üzere ve halen daha korsu önleyeyim de heading diyorum. Tamam. Birazcık artık sola alıyorum. Biraz daha fazla önleme var. Tamam. Artık şu korsa otur. Evet. Az daha sola getiriyorum benim. Bak şu deviation bar beni sola çağırıyor. Ben de sola geliyorum ki ortalansın. Son 100 feet 2500'e geldi. Tamam abi. Sağdan döneceksin demişti bana. Bilmem hatırlıyor musunuz? 2600'ü gördüm. Sağdan dönüyorum. Dön. RMA'nın durumuna gel. RMA'yı da dönecek. Orada durmayacak. Dönüş başladı. Tırmanışı dönüş yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Hem tırmanıyoruz 80 dakika hem de dönüyoruz. Evet. Bir ara doğru homing yapacağız. Bir ara geçtikten sonra 240 radyoyla önleyeceğiz. Düz uçuşa geçtikten sonra normalde Cessna arkadaşlar 95 knot'la uçar düz uçuşta. Ama ben onu
Verebildiğim kadar maksimum sürat vereceğim ki boşta uçacağımız zamanlarda menzil alsın. Video çok gereksiz uzamasın diye. Yani şeyi videoyu hızlandırma yöntemi olarak bunu seçtim. Bilginiz olsun. Ben geri geleceğini hatırlatıyor olacağım. Bakın RMR de döndü arkadaşlar. Hedin bakımı azaya çeviriyorum. Homing yapıyorum çünkü. RMR'in burnuna doğru uçacağım. Bakın RMR de dönmeye devam ediyor. Ben geldikçe o da dönüyor. Ben de ona doğru gidiyorum. Böyle bu ilişkimiz Dior'a Silence of Con'la girene kadar devam edecek. Şimdi 0.85 hiçbir işim kalmadı arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Tutacağım bunu. 241'e alacağım. Niye 241 alıyorum abi? Çünkü birazdan 241'e önleyeceğim. Doğru mu? Peki Dior'a homing yapıyor muyum şu anda? Aslında yapıyorum. Ama daha güzel homing nasıl yapılır? Şöyle yapılır. Bakın şu diamond var ya, şu diamond, magenta diamond var hemen Hedin Bug'ın yanındaki. O diamond'ı RMI'nin burnuna getirirsem benim en sevdiğim homing şekli bu. Direkt rüzgar savurmasının etkisini minimize edecek şekilde bir homing olmuş olacak. Evet, burada kalabilir. Tamam mı? Diamond'ı tam RMI'nin burnunun tarafından tutabilirseniz bence en güzel homing bu. Minimum zaman kaybı. Direkt hedefe doğru. Gidiyor. Budur. Zaten 0.6 notikomayı gösteriyor. Birazdan Silence of Con'da arkadaşlar. 0.4'e falan düştüğü zaman Silence of Con. Evet. Bundan sonra aramaya düşecek. Gidecek. Gelecek. CDI'deki şu görüyorsunuz. İki tane ok var. Ucumu gösteriyor. Bu From kısmı To'ya dönecek. Tamam. To kısmı From'a dönecek. Şu an To'da. Bir ara geçmiş olacağım yani. Sonrasında da hop 241 hop bir ara geçtim. RMI döndü, course değişti, from to geçişi oldu. Ne yapacağım? Ben abi dön geleceğim abi. O kısa ban uniform bana ne der? Der ki 203 heading'e dönerek önle der. Course. Ben de 203 heading'e geliyorum. Tamam. 203 heading'e gelmesini istiyorum. Gel. 203 gelerek kors önlemeye çalışacağım. Şu an çok yakınım bir ara. Çok çabuk önleyeceğimi düşünüyorum. 203 heading'e gelmeye gerek kalmayacak %99. Çok hızlı bir şekilde kapanacaktır diye düşünüyorum. Hatta arkadaşlar birazdan farklı işi uğraşlara gireceğim için ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunu yapıyorum. Diyorum ki now modu. Viewer engage oldu. Nav'a bastım. Nav butonuna bastım. Bakın şurada heading game'le viewer geldi. Artık viewer'ı önlemek için ne gerekiyor onu yapacağım. Heading bug takibimi bıraktı gördüğünüz üzere. Önlesin viewer'ı devam etsin. Onunla uğraşmaya gerek yok. Ne zamana kadar viewer'ı devam edeceğim arkadaşlar? Yani 15 binlere kadar belki 20 binlere kadar. Ondan sonrasında viewer güvenilmez olacağı için GPS'e mecburen geçiş yapıyor. O olacağız. Ben heading bug'ımı gene önüme alayım. Şimdi ne yapacağım? Bakın normalde 124.500 içeride tower frekansındaydı çünkü en son tower'a şey aldı. 121.9 artık boşta. Hemen ne yapacağım abi bunu? Diyeceğim ki 128.500 yapayım. Otopilotta madem devam ediyorum 128.500 alayım bunu. Niye? Arkadaşlar bu çünkü benim atış frekansım. Milas atış frekansı. Bundan alabildiğim kadar data almak istiyorum. Milas tower'la bağlı. Bunu hemen standby'a attım. Tamam mı? Bu hazırlığımı yapıyorum. Devam ediyorum bir yandan. 6500 fit'e gelmek üzereyim. Çok iyi. Son 300 fit'im kaldı. Evet bakalım. Gayet güzel. Evet şu anda pitch down'ı veriyor uçak. Evet gördüğünüz üzere Alt 6500 tutacak şekilde. Evet. Alt 6500 tutuyor şu an arkadaşlar. Gördünüz mü? Diyor ki senin diyor lateral diyor navigation'ı diyor. Viewer'a göre, viewer course'una göre irtifanı diyor. Burada yazılı olan 6500'e göre tutuyorum. Otopilotta devam ediyorum diyor. Speed hızla artıyor. Normal dediğim gibi 95 knot olması gerekir. Ama ben yol artık uzamasın, video uzamasın diye bırakıyorum uçağı. Kaçta gidiyor? 8'de. Full power'da gidiyorum şu an. Bu aradaki uçuş kısmını arkadaşlar böyle yapacağız.
Normalde 95-100'dür en fazla. En fazla 100 ekmez lazım Cessna ile. Devam edelim. Evet. 10 mile geldiğimizde, 10 mile geldiğimizde arkadaşlar, özel Diamond 40 uçlarında böyle olacak. Out of City raporunu vereceğiz. IFR uçuşlarda, VFR uçuşlarda normalde belli başlı yerler var. Umurlu ve kavşak noktaları var. Çıldır Havalimanı. Out of CTR'lar orada veriliyor. VFR uçuşlarda. Ama IFR uçuşta 10 mili geçtikten sonra out of CTR raporunu verip devam ediyor. Olacağız. Tamam, devam ediyor. Bakalım. Map'te ne yaptığımıza da bakalım. Arkadaşlar map'te bakın ne yapmışız. Neredeymişiz? Evet. Bakın şuradan kalktı. Çıldır bir yuvarı pistin sonunda. 09 pisti burasıydı. 27 pisti burası. 09'dan kalktı. 2'nin sonunda bir yuvarı geçti. 2 atı tırmanıp döndük. Geri bir yuvara geldik. Bir yuvar üzerinden geçtik. Arkadaşlar şu anda bakın T238 yolu üzerinden işte D241 Juliet gibi waypointlerde kesecek şekilde geliyoruz arkadaşlar. Bakın o keseye gelmeye çalışıyoruz. Bakın bu ne demiştik şu T238'e? Çıldır VR'ına gider bakın bu bakın. Böyle devam ettiği zaman. Çıldır VR'ı burada. Bu VR'ın 241 radyali ve 27 DM'sinden sonra o kesadır. Aynı zamanda bakın şuradan gelen şeyi takip ediyorum. Şu yolu takip ettiğim zaman. Bakın işte November 128 yolu takip ettiğim zaman da gelir. Bu nereye gelir? Bakın bu da IMR VR'ının gördüğünüz gibi 153 radyal 53 DM'sine gelir arkadaşlar. Tamam mı? Burada 53 DM'sine dengelir. Bu o kese dediğimiz nokta. Burası bir kavşaktır. Intersection noktasıdır. Bayağı da bilindik bir intersection noktasıdır bu civarda. Neyse devam edelim. Evet 10 mile geldik bu arada arkadaşlar. 10.1 mile. Hemen diyoruz ki basıyoruz. Chiller Tower. Tango Charlie Alfa Sierra Kilo. Out of CTR. O da bana dedi ki Tango Charlie Alfa Sierra Kilo. Contact Menderes Approach. Ben neresi aslında İzmir. Burası genel olarak ayarı İzmir olduğu için İzmir'e beni attı. Ben diyorum ki Menderes Approach Tango Charlie Alfa Sierra Kilo merhabalar. Alfa Sierra Kilo go ahead dedi. Just departed from Childers altitude 6500 feet. Proceeding to Okesa Destination Aerodrome Milas Bodrum. Estimated time of arrival 1411. Squawk Alpha, işte yani transponder kodum 3502 Tango Charlie Alpha Sierra Kilo dedim. Roger copy it dedi. Bir şeyler söyledi. Vereceği bir komut varsa yerine getiririz. Akabinde dedi ki Contact Milas Approach. Contact Milas Approach 118.55. Contact Milas Approach 118.55 Tango Charlie Alpha Sierra Kilo. Raporumu verdim. Hemen ne yapıyorum? 118.55 duydum. Hemen tutuyorum. Ses takılmayın. Ateşe. 118.55'a. Hemen şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi 55 set ediyorum. Ama 118.55'a temasa kesinlikle geçmiyorum. Niye? Şundan abi. İlk önce 128.500'ü atıyorum içeri ateşi. Ateş frekansını bir dinliyorum. Ona göre temasa geçeceğim. Niye? Ya mesela ben o bir zaman Foxhold Arrival atmak istiyorum. Abi. Benim o kese One Foxtrot Arrival'ım yalnızca ve yalnızca One Zero Left pistin için uygulanmış. Kafamda bu var ama ben ilk önce Atis'ten aktif pistin One Zero Left olduğunu bir öğrenmem lazım. Değil mi? O yüzden önce Atis'i dinliyorum, sonra Approach'a temasa geçeceğim. Atis'i attım. Evet. Neymiş abi? QNH 101013'miş. Aktif runway One Zero Left'miş. Güzel, tam istediğim gibi. Bu bilgiyi aldım 118.500'den. Sonra 118.550'yi içeriye attım. Ve Milas Approach'a kontak kuruyorum. Milas Approach, Tango Charlie Alpha Sierra Kilo at 6500 feet işte proceeding to Okesa request Okesa 1 Foxtrot for ILS Zulu runway 10 left dedim. O da bana dedi ki mesela şurada hold up diyebilir, burada hold up diyebilir, negatif diyebilir, affirm diyebilir, confirm bir şeyler söyleyecek bana. Diyelim ki her şeyin düzenli gittiğini ve bana kliransı verdiğini farz edip aldık. O bir zaman Foxtrot'u uygulayacağımızı aldık. Hemen şu 100.5 sonra atış frekansını ne yapacağım arkadaşlar? Ben
Milas'a geldiğinde ne lazım olacak bana? 125-500 olan, değil mi? 125-225 olan, pardon, 125-225 olan tower frekansı. Hemen tower frekansımı giriyorum. Hemen tower frekansımı giriyorum. Tamam mı? Nereye? Standby'a. Dursun standby'a. Onu kullanacağım. Bakın hep bir sonraki adım düşünmek zorundayım arkadaşlar. Onu kullanacağım. Şimdi ben out of CTR oldum mu? Oldum abi. O zaman sen out of CTR'da CTR'sen 10 bile geçtiysen şurada IMR'yi bir içeri atarım. Artık benim çıldır 113.85'le bir işim yok. Ya daha doğrusu iki tanesiyle birden işim yok. IMR orada bir dursun OKS'ye giderken. Değil mi? O hazır dursun. Kliansımı kurdum. Ondan sonra şeyimi yaptım. Şimdi arkadaşlar geleceğim FMS'ime. FMS'inden ne yapacağım ben abi? O zaman Arrival'da approach gireceğim. Şimdi bu bizim şey X-Plane'in bir bug'ı var arkadaşlar. Benim şuraya ilk önce yani Limatar ve Foxtrot Echo'yu girmem lazım ki bu arkadaş bana şey versin. Pardon şuradan. Proceed diyeyim mesela. Arrival diyeyim. Arrival girmeye çalışalım. Enter diyeyim mesela. Bana çıldırı getiriyor. Yanlış. Ben halbuki bunu istemiyorum. Tamam mı? Ne yapma? Bakın Lima Tango Prova Delta da buraya yazdı. Halbuki istemiyorum. Şunu nab'a basıyorum arkadaşlar. Burada bunu tutuyorum. Tamam mı? Minas yapmam lazım. Bu, bakın bu X-Plane'in bir bug'ı. Uçakta bu böyle değil. Tamam mı? Lima Tango Foxtrot Echo'dur Minas'ta. Foxtrot efendim Echo. Foxtrot Echo'ya girdik abi. Şu LTB'deydi bir zahmet. Evet, remove etkisi orada. Şimdi diyorum ki proceed diyorum. Arrival diyorum. Enter. Allah'ım yarabbim ya. Gene sapıldı ya. Peki. Peki, şöyle yapacağız. Şurayı bir kapatalım. Bu arada uçağın vuruşmaya devam etsin. Bakın gördüğünüz gibi, bakın GPS'e sorun çıktı arkadaşlar. Alt sana şey, simülasyon yani bu iş. Şu anda ve 5 mil sonra benim Pakistan'a dönmem lazım. Ne yapacağım abi? Bir oraya göre gitmem lazım. Ha? Bu direkt bana şey yap, Bodrum şey havalimanına atacak yoksa. Bir şeyler yapmam lazım. Hala bana şey getiriyor. Saçma sapan bir şekilde gidiyor Selçuk şeyini getiriyor. Ben Arrival diyorum. LTF benimkini. Çünkü yakında o var. Tamam mı? Muhtemelen o yüzden. Tamam, vazgeçiyorum burada. Ay. Şimdi clear ediyorum abi. Enter diyorum. Tamam mı? Çok güzel clear ediyor. Peki. Ben yapacağım bilirim. Sorun yok. GPS uçamıyorsak arkadaşlar yor uçacağız. 240 piradele devam. 26,5 milde. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bak uçağım artık OKS'ye gelmek üzere. Tamam mı? Burası 27 mil demiştim ya. Normalde çok fazla rüzgar yoksa 26,5'te dönüşe başlarım ki şu taşmadan böyle taşıp değil de tam üzerinden dönebileyim diye. Hemen onu yapmaya çalışacağım. 26,5 milde arkadaşlar. 26,5 mile geldiğinde CDA2'ye geçeceğim o yüzden. Şimdi bakın CDA2'ye geçtiğim zaman ne olacak? Bekliyorum. 26,5 mile gelmesini bekliyorum. 26 mil. Evet. 26.2 3 26.4 26.5 mil. Peki. Alın size CDA2. Hop. Bakın hiçbir şey yapmadım. Uçak kendi kendine dönüşe başladı. Niye? Abi CDA2'de 113.70 IMR'ye bağlı. Tamam mı? Ona da 153 korsu bağlı. Onun 153'ünü önleyecek şekilde artık. Gene bir yuvar önlüyor arkadaş. Ama onun 153'ünü önleyecek şekilde gidiyor. O da benim işime geliyor. Gitsin. Ne yaptı şimdi uçak? Açayım mı etmiyor? Bak o döndü. Görüyor musunuz? O keseye geldi. O kese üzerine dönüşe başladı. O kors tutacak şekilde dönecek şimdi. Bu kadar basit. Yarım bir açılarak var. Keşke biraz daha erken. 26 uçlu değil de 26 dönseymişiz. O da bizim şeyimiz oldu yani. Tamam. Olay bu kısaca. Şuradan tekrardan biz şu vatandaşı çözmemiz lazım. Yoksa OKS'e falan Foxtrot yapamayacağız. Deneyelim. Deneyelim bakalım ne yapacak beyler.
Kıyır diyorum her şeye. Ona kıyır diyorum. Şimdi proceed diyorum. Arrival diyorum. Hala herkesi çıkartıyor bana. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak ya. Küçük abla çevireyim şunu, tekrardan değiştireyim. Lima. Bu arkadaş oyunun bug'ı işte. Bunu işte normalde mis gibi yapacağız ama işte uğraştık, bunları da görmüş olduk. X11'de bunlar yaşanıyor. Lima Tango, Foxtrot, Echo. Hadi artık. Enter dedim. Enter. Tamam mı? Kılıyordum. Bırak şunu artık. Şöyle getiriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hah. Şimdi proceed diyorum. Arrival diyorum. Tamam mı? Allah Allah. İnanılmaz ya. Peki ben de o zaman şunu yapacağım. Açıyorum abi şeyi. Tekleyeceğim. GPS'de sıkıntı var. Açıyorum abi şeyi. Tamam. Ne var karşımda benim? Pokizaban Foxtrot'ta ne var abi o kısımdan sonra? Armut diye bir nokta var değil mi? Geliyorum buraya şimdi küçük abla. Armut yapıyorum burayı. Tamam mı? Evet. Armut'u gireceğim manuel olarak. Tamam mı? Armut denen noktayı manuel gireceğim. Bakalım ne yapacağım. Hızla ne yapıyorum arkadaşlar? Azaltıyorum. Zaman kazanmak için. Çünkü bu noktaya tek tek gireceğim. GPS'imde arıza var. Hızla hareket etmek istemiyorum. Maalesef chart üzerinde açtım şimdi Oxabon Foxtrot yaklaşması. Normalde bunun çatır çatır gelmesi lazım. Bu zıkkımda gelmedi. Cinsliği tuttu. Arbut'tan da noktayı bakalım çıkartsın bana. Arbut gelsin. Şuradan uçağın bir şeyini de kontrol edin. Tamam, 90 knotlardayız. Yapacak bir şey yok. Hızlı gitmek istemiyorum çünkü şeyden saptık artık. Arbut'tan sonra ne var abi? Otbev var. Şuraya bir otbev gireceğim. Manuel giriyorum tek tek. Flight plan proceed de girseydim her şey hazır gelmiş olacaktı. Ama maalesef çalışmadığı için, cinslik yaptığı için bu X-Plane denen dalga manuel giriyorum şimdi. Ot ev. Gel kardeşim. Otbev'e de gel abicim, tamam mı? Otbev'den sonra ne var? Rockset. Tamam, dur bak onu ayarlayacağım ben sana. Şimdi bir de buradan Rockset gireceğim. Bekle şimdi. Tamam mı? Hah, gel buradan. Tuklet'in işte böyle avantajları var. Sep. Enter. Tamam. Şimdi şu Zamazingo'yu iyice bir sileyim artık. Çok kabak tadı verdi. Bir yandan uçak 68 atlarda gidemez abi uçak. Buna gaz vermemiz lazım. Tamam mı? Bu kadar da yavaşlamasın. Normalde şu anda fatal error bu hızlar şu. Biz simülatörde olduğumuz için ben bilerek yavaşlatıyorum. Motor sesinden duyduğunuz üzere. Şimdi arkadaşlar. Bir saniye ya. Yap artık şunu. Ha. Geliyorum şuradan. Ne demiştim biz flight plan okurken? Demiştik ki Arbut'ta abi 5000 feet'te olacak demiş değil mi? Biliyorum 5000 feet'i buraya. Tamam mı? Buraya 5000 feet gireceğim. Bunların hepsini yapılacak.
Böyle şey değil. Tamam mı? 5000 fit gelecek. Enter. Çalışmıyorsa manuel gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak ya. Sonra ne demiş abi? Chart diyor ki bana, otpad diyor 4000'de olacaksın diyor. 4000'e giriyorum buraya da. Gir abi. Tamam mı? Sonra geliyor abi burada. Diyor ki Rockset'te diyor 3600'de olacaksın diyor. Giriyorum abi Rockset'e. Pardon ya, niye bu 4000'e giremedik? Enter yapmayı unuttuk galiba. Ya bunu da gittikten sonra Enter'e basmanız lazım arkadaşlar. Yoksa kaydetmiyor. Bu uçakta da böyle bu arada. Enter demen lazım. Enter demezsen nanay. Uçakta da, bu uçakta da aynısı söylemiş olayım. Şimdi buradan da 3600'e. Ben burada bunu yapamamış olsaydım normalde ne yapardım arkadaşlar? Hold'a girerdim. Tamam mı? Yakıt kritiğim yoksa hold'a girerdim. Şimdi tekrardan bir deneyeyim bakalım. Bir approach deneyeyim. Belki approach'u tutar artık. Yani bayağı da bir yaklaştı çünkü. Hala nefes veriyor. Anlamsız bir şekilde nefes veriyor. İstemez yani, lanet olsun diyorum artık. Bıktık nefesinden. Şimdi sonra geliyorum arkadaşlar. Nab'a, tamam mı? Nab'ın tepesine basıyorum. Diyorum ki kardeşim, sen LTF'ye direct gitmeyeceksin. Sen Arvut'a bir kere bir direct enter enter. Bu direct'e gider, şey Arvut'a gider misin? Sen orada kafayı karıştırdın diyorum, tamam mı uçağa? Sen direct LTF'ye gitme. İki, gel kardeşim sen buradan buraya, tamam mı? Şimdi lütfen bir proceed de bir approach'u bana göster diyorum. Hala göstermiyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Rockset'ten sonrasında tekrardan bakacağız arkadaşlar. Yanaştığı zaman. Peki geliyorum daha sonra buraya. Diyorum ki GPS'i al kardeşim. Tamam mı? GPS'i al. Bana diyorum. Ne yaptı arkadaşlar şimdi? VR'ı GPS'e çevirdi. Bana Arvut noktasına, bakın burada Arvut noktasına götür kardeşim. Şimdi bir durdurayım. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatayım. Bu arkadaş GPS bir türlü entegre olmadı. Lima Tango Foxtrot Echo, yani Bodrum'a doğru direkt gitmeye çalışıyordu. Bakın Akbüyük'e kadar geldi. Hatta ve hatta artık baya baya yanaştı, bakın şurada görüyor musunuz? Bodrum Havalimanı'na götürecek beni. Ben dedim ki hayır kardeşim, beni Arvut'a götür. Bak Arvut burası. Görüyor musunuz? Çünkü normalde GPS'e gelseydi eğer Okese'den sonra dümdüz gelecekti. Gelecekti, tamam mı? O keseden sonra açılacaktı. Nerede bu Arvut ya? Üf. Bunlar da uzaklaşınca kayboluyor. Heh. O keseden sonra dümdüz gelecekti abi şuradan. Değil mi? Şuradaki şöyle açılıp şuradaki Arvut noktasına gelecekti. Arvut'tan sonra tekrardan Otpev'e gelecekti. Otpev burada bir yerde. Sonra bakın Rockset burası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Rockset'e gelecekti. Yani böyle gelip direkt inbound olacaktı. Bakın ILS course'u burada. Ama bu GPS saçmalıyor. Şu an neden saçmaladığını bilmiyoruz. Bir şekilde saçmalıyor. Ve buradan ben bunu Arvut noktasına manuel yönlendirmek zorunda kaldım. Açıl kardeşim diyorum. Ben buna clearance aldım. Git buradan tekrardan böyle gel. Çünkü bir şekilde bu arkadaş neyin nesi bilmiyorum. Almıyor yani şeyi. Peki. Bu sırada 5000 fit'e de alçalması lazım. Arvut'ta 5000'de olmasını istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bakın şurada Magenta 5000 gelmiş. Nereden okuyor bunu? Flight Plan'dan okuyor. Neden ben girdim? Peki bunun alçalması şu 6500 var ya, onu benim düşürmem lazım. Ne kadar düşüreceğim arkadaşlar? Ben bunu 3600'e kadar düşüreceğim. Niye 3600'e kadar düşüreceğim? Çünkü abi ben burada bak 5000 demişim, 4000 demişim, 3600 demişim. Kendisi otomatik olarak insin istiyor. Bunu ne yapacağım peki otomatik olarak inmesi için? Diyeceğim ki getireceğim buraya arkadaşlar. Artık abi bilgisim üzerindeyken. Diyeceğim ki VNav Direct diyeceğim. VNav Direct'e basacağım, tamam mı? Sonra geleceğim abi buraya. Oraya alçalarak gelmesini isteyeceğim. Sonra diyeceğim ki Vertical Navigation diyeceğim. Bakın şurada VPAT'i de burada aktif edeceğim. Ve gözlemleyeceğim. İnşallah bu da sapıtmazsa devam etmesini bekleyeceğim. Bakın ne oldu şimdi? Bu 5000'in yanı sıra bakın şurada magenta renkli Glide Slope gibi şey geldi. Görüyor musunuz? Şu Vario'da ne kadar alçalması gerektiğini gösteriyor şu. Şu da tam ortada tutmasını istiyoruz. Artık öyle VR'a göre ben gidecek halim yok. VR artık olmuş 58 mil. Bakın IMR'ye göre 58 mil. VR'a güvenecek halim yok. Peki ben bu şartlarda ne yapabilirim? GPS hatası alıyorum. Ne yapabilirim abi? Hemen hızlı davranacağım. Yukarıdaki şu 1670 var ya, artık çıldırdı zaten bir işim yok. Onu 1670'e tekrar alayım. Benim ILS course'um kaçtı abi? 109.30 muydu? Pardon, localizer course. Evet. 109.30 abi.
Getireceğim. Tamam, o da hazır dursun. Artık benim şurada İmer'e de bir işim yok. Ne yapmam lazım abi? Ben Mr. Pochopo yapabilirim belki diye tutacağım abi şunu. 116-70'e setleyeceğim. Diyeceğim ki Mr. Pochopo course yaparsan buna devam edeyim. Tamam mı? Onu da BDR'ye al. Ya çalışmıyor yani bu. Zamazingo ne hikmettir? GPS o kısa falan Foxtrot'a bir türlü geçmedi. Tamam, o yüzden VUR'la geldik. Bakın VUR da bizi bu yolun üzerine tuttu, buraya kadar getirdi. Ama ben o kısa zaman Foxtrot Dickerson'ı almışım. Ya burada iptal edeceğim. Tamam mı? Yani ilk önce takip edeceğim. Akbu'ya kadar zaten ben eğer bu o kısa zaman Foxtrot'ı tamamlaşsam Akbu Pansiyer'e request ederim. Derim ki uygulamıyorum, geçemiyorum. GPS hatam var, direkt geleyim. İlla yapacaksam da arkadaşlar ya o kesin üzerinde ya da bu işte şuralarda bir yerde bir tane waypoint daha vardı, hatırlamıyorum işte. FE813. Ya da tam burada hold'a girelim, GPS'imi tekrardan denerim, daha sonra kuleden vektör yönlendirmesi rica ederim. Bunlar da aklıma gelen çözümler. Çünkü tuttu saçmalığı, normalde niye böyle yapar ben anlamam. Saçmalığı tuttu bir türlü, tutup da bana şeyi vermiyor yani. Hala bana tutuyor, ya Efes bundan ne vır zıvır Apple'ını veriyor. Anlayabilirsen, şuna bak. Kepaze ya. Lima Tango diyelim bakalım. Otopilotta olduğum için kafam bir tık rahat. O yüzden deneyebileceğim şeyleri de deniyorum. Lima Tango. Foxtrot. Echo. Tamam mı? Enter diyorum. Enter diyorum. Şimdi bakalım ne yapacak? Proceed diyeyim bakalım. Yani approach diyeyim. Hah, nihayet getirdi beyefendi. Ey Allah'ım ya. Peki. Şuradan da Mazur Left'e gireyim de arkadaşlar. Barosunu... Ya öf. Şundan burada kullanmak çok gıcık. Hah. Off olmayacak. Şu baro olacak. Hadi kıpırda artık. Hah. Sonra bir tık sağa geleceğiz. Sonra bunu ne yapacağız abi? 220 yapacağız. Niye 220 yapacağız? Çünkü chartta diyor ki minimumu 214'tür diyor. Ben yukarı yuvarlayacağım tabii ki, aşağı yuvarlayamam. O zaman minimumsu chart'tan akıyorum. 220'ye giriyorum. Load diyorum, aktif ediyorum. Nihayet flight benim arkadaşlar. Rocks and Fine Network Fix'in kendi attı. Yüklemiş oldu. Hemen ne yapacağım peki? Hemen ne yapacağım? Şu benim ekstradan gireyim LTP'yi. Oradan hemen sileceğim. Tamam mı? Rocksap. Rocksap'ten sonra devamı geldi burada. Şimdi şovumuza başlayabiliriz. GPS hatamızı geçmeye olsa da giderdik. Arbut'a geri dönsün. Beni ilgilendirmez. Nasıl giderse gitsin. Gel abi Arbut'a. Normalde bu ofisten böyle gelmesi gerekiyordu. Ama tuttu işte bir cinslik. Şu 813 Arbut yapması gerekiyor. Yani şimdi Arbut'a yeni geliyor ve gelip dönecek. Ve aynı zamanda da arkadaşlar bakın 5200 fitlerde bak. Alçalıyor. Görüyor musunuz? Otomatik olarak alçalıyor bak. 5200 fite kendisi düşmüş. 6500'deydi. VPAT engage olmuş. Gördünüz mü? İçeri geçmiş VPAT. 5000 fiti görmüş. Alçalmaya devam ediyor. Arbut'ta 5000'de olacak. Alçalmaya devam edecek. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben size sabahtan beri zaten flatland'le uğraşıyoruz burada. Hiç şey yapmadığımı gösterdim zaten. Kendi kendine ne yapıyorsa yapsın. Ben GPS'i sadece takip ettiriyorum. Şimdi ne yapacak bakalım? Arbut'tan ot böyle dönecek. Nasıl dönecek? 180 dereceye yakın dönmesi lazım şimdi. Dön. Ot bevde ne olması lazım? 4000 fit olması lazım. Bakın burada ot bevde 4000 fit olması lazım. Olsun. Nasıl oluyorsa olsun. Buradan gelecek. Hop dönecek. Otbe burada bir yerde çünkü. Şimdi güzel. Nerede Otbe? Şunlardan biri. Şu galiba. Aynen. Orada olacak. Sonra kendi kendine alçalmaya devam edip tamam.
Nasıl istiyorsun öyle dersin. Korsun önlesin ben ne yapsın. Makine de yukarıda. Şimdi ben yapacağımı size söyleyeyim arkadaşlar. Otpev'den sonra Roxeb'e geldiğimde şurada yapacağım şey şu olacak. Artık GPS'ten tutup çıkıp bakın 109.30 şurada setledi ya localizer course. Localizer course'una VOR1 bağlı olduğu için CDI1 bağlı olduğu için CDI1'e tekrardan bunu içeri atıp CDI1'e tekrardan geçip artık localizer course'una takip edeceğim. Yani artık ILS frekansına otopilotu takip ettireceğim. Sonra da VPAT'ine de glide-slope'u engage etmeye çalışacağım. Ve kendi kendime otoland tarih minimuma kadar uçağın kendi inmesini sağlamaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Evet. Uçak kendi kendine ilgili yere geldi. Bakın ne şurada görüyor arkadaşlar. Flight plan burada çıktı. Otpev. Otpev'de 1.3 mil kalmış. Ve orada 4000 fitte olacak. Bakın var ya arttırıyor. Oraya geldiğinde 4000 fitte tutulacak. Ben de gazı full açıyorum şimdi. Hızla asılacağım. Vazgeçtim açmaktan çünkü çok kısa kalmış. Bu sefer alçalamayacak. Şey yapsın istemiyorum. Evet 0.6 mil kaldı. 4080 fitte 0.5 mil kaldı. Tamam mı? Evet şu Otpev'e geçtikten sonra Roxeb'e doğru zaten ben yapacağımı biliyorum. Evet karşıma şimdi ne var? Roxeb. Roxeb'in bir özelliği var. Ne o? Final Approach Fix. Güzel. Full throttle'ı verdim. Ne yapıyorum arkadaşlar şu anda? Nav buton tepesine bastım. Localizer course'unu içeri attım. Bakın IBDR oldu. I ne demek? ILS'in I'sı. Tamam mı? Güzel. Uçak full hızla gidiyor. Ben bu uçağı burada tutmayacağım tabii ki. Diyeceğim ki CDI 1 bakın log 1. Localizer artık takip ediyor otopilot. Bakın burası GPS'ten log'a geçti. Localizer'la takip ediyor. Dedim bakın ben gene karşıma alayım. Tamam mı? 102 olması lazım. Runway heading. O yüzden heading bug'ı 102'ye set ettim. Takip ediyor. 3600 alçalmasını bekliyorum. Ne kadar bilgiler 3600 olacak? Approach chart'ıma bakıyorum bir yandan. Açtım approach chart'ımı. Arkadaşlar Roxeb motoru 9.7 mildeymiş. 9.7 milde olduğu için daha biz 13.5 mildeyiz. Henüz glide slope'un gelme ihtimali yok. O yüzden takip ediyorum. Ama ne yapacağım arkadaşlar? Bir şey yapacağım. Diyeceğim ki bakın 12.5 mildeymiş. 13.2 mildeyim. Az daha yaklaşsın istiyorum. Tamam mı? İyice yaklaşsın istiyorum şu anda. Hiç alçalmak gibi niyeti yok. Görüyorum farkındayım. Şunu yapacağım arkadaşlar. Evet 12.8 mil. Geleceğim burada APR yani approach butonuna bastım. Bakın GS glide slope burada armed oldu. Ama engage değil. Geldiği anda 3600'e gelip de dengesini bulduğu anda bakın 3600 alçalması lazım kendi kendine. Tamam mı? Roxeb'e geliyor çünkü. 1 mil kaldı, 0.9 mil kaldı. 3600'e hemen alçalması lazım. Glide slope captured oldu arkadaşlar. Engage oldu. Ne diyor? Localizer glide slope yani ILS komple establish oldu şu anda benim için. Otopilot kendisi indirecek bundan sonra. Beklentim bu yönde. Şu an GPS'e devam ediyor. Halen de burada çünkü macentalar var. Birazdan bu macentalar gidecek. Buraya ILS'in yeşil diamond'ı gelecek. Şu G yazan yere. Onu bekliyorum. Şu an tam Roxeb üzerindeyim. Değil mi? Pardon 0.2 mil kalmış. Roxeb'ten sonra evet diamond geldi bakın. ILS'in diamond'ı çıktı. Geçmiş olsun. Al sana landing. Bundan sonra ne yapacaksın? Normal şartlar altında. İşte runway heading set. Descender report checklistini bitirmişsin. Speed check, flap take off ya da flap 10 neyse bu ses ne olduğu için. Descender report checklisti zaten bitmiş şeyi takip edeceksin. Step approach altitude set edeceksin. Step approach altitude set 5000. Hemen. Burada 5000 set edeceğiz arkadaşlar. Step approach altitude set. Ondan sonra Roxeb'de olduğun için raporunu vereceksin. Yaklaşmaya ILS capture raporunu vereceksin. Kurye raporunu vereceksin. Rapor et ders edeceksin. Sonra işte landing flap'ini en geç outer marker mode high sense 10 yapacaksın. Outer marker diyorsan outer marker'da yoksa 5000 kadar flap'ini koyacaksın. Landing flap'ini 20 flap'ini artık uçağına göre.
İneceğin flap'i koyacaksın. Sonrasında 1000 steplines, 100 above, minimums. Eğer runway gözünün önündeyse runway'e geçebilirsin. Bakın arkadaşlar 143 steplines açılıyoruz. Böyle bir alçalma yok. Sırf video uzamasın diye yaptığımız şeyler bunlar. Hızlı gitsin uçak, insin bir an evvel. Çünkü bundan sonra yapacağı tek şey otopilotun bizi piste otomatik götürmesi. Bakın localize, glide slope artık engage. Şurada approach ve tower burada. Bodrum frekansı içeride derdimiz. Tamam, budur. Burada aslında yapmamız gereken ama GPS'ten dolayı unuttuğumuz atmamız tek bir şey var. Şu an yapamam artık. Çok geç de. Şu CDI 2'ye Bodrum yorumunu setli ya. CDI 2 arkadaşlar go around course'unu set etmemiz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka set etmek gerekiyor. Fataları olur. Onu set etmeyi unuttum. Bilginiz olsun. Normalde bu lisan sırasında onun yapılması gerekir idi. Evet. Bu öne gidecek. Bakın. Diamond tam ortada. Baklavanın tam ortasından kesiyor. Deviation var. Tam ortada. İp gibi gider. Daha da bizim yapacağımız bir şey yok. Açık bundan sonra Bodrum manzarasını izleyip uçağın ellerimizi de bıraktık. Ne yaptığını görmek istiyoruz. Bırakalım gitsin. Bakalım ne yapayım. Flap'i falan da bilerek koymuyorum ki. 145-146'ın attı şu anda. Flap koyduğum anda structural damage verir. Bu oyun hakikaten de veriyor. Şimdi buraya kadar getirdik. İnişi görmeden uçak elimizde kalmasın yani. Yoksa normalde landing flap'e kadar koymamız gerekiyor. Zaten burada arkadaşlar Populite'leri görebiliyoruz. Minas'ın 10 left ve 10 right pistlerini görebiliyoruz. Uzaktan şu an otopilotu ne yaptın hep beraber izleyelim. Götürüyor uçağı. Muhteşem Bodrum manzarasında. Tabi IFR uçuşlarda kafamız şeye gömük olduğu için böyle gidiyoruz yani. IFR uçuşlarda şöyle. Şöyle hiçbir şekilde görmediniz şu şekilde. Böyle gittiniz uçarken bu manzaradan biraz mahrum oluyor. Ne yapacak bir şey yok. Biz şu anda maalesef otopilotlarız. Biraz da tadını çıkartalım. Kimeler olmasın. Bakalım şimdi otopilot nereye kadar getiriyor arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Buranın şu flaklarını kaldırıyorum arkadaşlar. Şuradan time rafı basarsak bakın burada minimum. Bak şurada ne yazıyor? Minimum 220 feet. Yani sizin o ara yapacağınız irtifa bu. Bunun altına düşmemeniz gerekiyor normalde. Bunun altına kadar düşebiliyorsunuz da neyse o önemli değil. Siz düşmeyeceğinizi bilin. Bakalım bu minimumda mı disengage olacak otopilot? Nereye kadar götürecek? Benim bildiğim IQ'ya göre -130 feet daha minimumun altına düşebiliyorsun. Bir hocamdan böyle duymuştum. Bakalım bu oyunda ne yapacak? Nerede hangi irtifada disengage edecek? 220 gelmek üzere çünkü. Minimumumuz geldi. Disengage nerede olacak? 220. Bakalım. Evet. Kaç fitte? 40 fitte. 220 yani -180 fitte. Yok çok mantıklı bir hesap kitap şeyi varmış gibi gözükmüyor. Ne yapalım? Go around dönelim bari. Tamam. Bu süratle şakırtadan yapışırız biz de. Ne yapacağız bundan arkadaşlar? Diyelim ki go around. Full power. Değil mi? Flap, one flap up. Mist approach prosedürü devam ettirmen gerekiyor. Normalde ne yapacaksın? Çarpacağız CD2. Bakın CD2'ye geçmemiz gerekiyor. Burada mist approach prosedürü devam etmemiz gerekiyor ama bakın 153'te kaldı. Halbuki 101 olması lazım. Yanlış. Flight director'ı takip ederek tırmanmamız gerekir idi. Ama o director, bu director değil. Ben burada hemen college raporu biliyorum. Diyorum ki go around from minimums directly shoulder işte maximum altitude şu estimated tam olarak bu falan filan dedikten sonra ne yapayım arkadaşlar? Şuraya geliyorum. Şunu tıklayayım ben tekrardan. Diyorum ki şurada tabii bir pitch up yapalım biraz. Çok tırmansın. Tamam mı? İyi pitch down trim vermiş.
Zaten diyorum ki ben buradan ne yapıyorum? Bir tane rafı kaldırıyorum. Near istiyorum. Bakıyorum buradan geliyorum. Arıyorum. Heh, LTB'deyi buldum. Diyorum ki işte direct enter enter diyorum. Ben diyorum. Bakın LTB'de direct'i gördüm. Verdim full power'ı. Artık oraya gitmek istiyorum. Neyle gideceğim orada arkadaşlar? Gelirim şuradan. CDI beni götürsün direct flight'ta. Onda nasıl yaparım? Dedim ki yine flight level change derim. 100 atla tırmanması tabii ki. Pardon. 80 atla bir an tırmansın. Değil mi? Bir an evvel de tırmansın. Çünkü yükseltiler var. Direct flight'ta dönüşte. 80 atla tırmansın. Efendime söyleyeyim. Na butonu autopilot. Tekrardan bıraktım autopilot'a. Autopilot şimdi beni direkt olarak çıldır atacak. Tamam. 5000 feet değil de 5500 olsun. Doğulamış onu. 5500 feet'e kadar tırmansın. Bu şekilde devam etsin. Buradan da direkt olarak bu aramını yaptım. ILS çalışmamı tamamladım. Otopilotta nasıl bir okuyorsa ben Foxhawk'la geldiğimi, nasıl otomatik olarak ilgili waypointlerde descent olduğunu vesaire görmüş olduk arkadaşlar. Yani bunlar da kısa günün kârı olarak bizim elimize kapılmış olsun. Tamam mı? Böyle bu uçak devam eder gider. Dostlar, benim anlatacaklarım buydu da bu kadar. Kusura bakmayın, GPS'i bir türlü çalıştıramadık. Orada sanırım waypointlere girerken bir hata yaptım. Bu şeyin de bir sıkıntısı var dediğim gibi. XP'nin de bir sıkıntısı bu. Yapacak bir şey yok. Map'ten